Az önce dördüncü çevirmede şey de vardı, polislerin yanı sıra bekçi de vardı. Bekçi motoru gördü, işte izin kağıdına baktı. Motor ne kadar abi dedim. Satmıyorum dedim. Yani ilginç oluyor ya. Şimdi şöyle, piyasada 1150 RT, 1100 RT var. Pek yok açıkçası da. 1152 tane var ilanda sanırım sahibinden de. Bir tanesi 28 küsur istiyordu galiba, bir de 58 bin lira istiyordu. Şimdi bu motorlardan önemli şey 1150'ler için söylüyorum. ABS ünitesi arızalıysa karın üzerine çevriliyor. O da bana göre yanlış, olmaması gereken bir şey. Çünkü bir kere lazım olacak bu ABS size. ABS olmadığı zaman da bu motorun çok bir özelliği kalmıyor. Hani tabii ki korunaklı ısıtmaları, şunları bunları falan var da. Yani diyeceğim o ki ABS ünitesini almaya kalksanız herhalde 10 bin liradan aşağı gelmez. Bir de bunun işçiliği var. Yani kendiniz eliniz alet edevat tutuyorsa, bir şeyler yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Ama işte tankın çıkması, kaplanan, granajların sökülmesi gerekiyor. Hidrolik sıvısıyla uğraşmanız gerekiyor. Biraz da tehlikeli oluyor açıkçası. Hava alma ayarları falan var. Piyasada fiyatlar değişken. Kim ne tutturursa açıkçası. Ben bunu 2019'un Kasım ayında 25 bin liraya almıştım. 1500'e de arka demiri eklettim. Normalde o yoktu. Sadece ön vardı. Polis motoru değil çünkü. Yani aslında 23.500'de anlayacağınız. Fiyatı da iyiydi aldığım zaman. Gerçekten iyiydi. Zaten yoktu pek piyasada. Ama şimdi yani 1100'ler o zaman. İlk başlarda ben 1100'lere bakıyordum. Yani 1100-1150 arasındaki farkı pek bilmiyordum. Araştıra öğrendim. Ne diyeceksiniz? Tabakhaneye bok yetiştiriyor. Söyle. Böyle de yüzünden var ya yani. İnsan sinir hastası oluyor ya. Ne kazandın şuradan şuraya 10 saniyede? Bin yüzlere bakıyordum ben. 12.000, 13.000, 15.000, 16.000 o fiyatlaraydı. Yani aldığım zaman 1150'lerin fiyatlarını çok hatırlamıyorum, yalan olmasın. Diyeceğim şu ki elinizdeki mala sahip çıkın. Satayım, değiştireyim falan diye düşünmeyin. Zaten bunlar 1200'lere göre, bunun bir üstüne göre daha az komplike. Kendiniz tamir edebiliyorsunuz her şeyi. Onda öyle değil. Canvas sistemi var. Arabalarınızdan biliyorsunuzdur. Elektronik işin içine girdiği zaman program, bağlantı aparatı, o tür şeyler gerekiyor. Uğraşmakta pahalıya mal olur ya da illa bir tamirciye gideceksiniz. Ama bunda her şeyini yapabiliyorsunuz. İşte diskleri geçen değiştirdik, biliyorsunuz, anlattım. Yani ABS'de bir sorun olduğu zaman dediğim gibi havasını alabiliyorsunuz. Ünitenin hidroliklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunlar daha kullanıcı dostu makineler. 1100, 1150. Bak 1200 bu. Daha yeni moda ama İşte bakım için cihaz lazım, bilgisayara bağlantı lazım, program lazım. O programı alayım desen zaten binlerce dolar, binlerce euro. Kırığını bulayım desen uğraştırıyor. O yüzden malınıza sahip çıkın. Kızlar da kalabalık bayağı. Kanafi sokak.